Arkadaşlar, bugün üst üste yoğun bir şekilde partimizin zenginliği bu tabi muhakkak. Ayrıca yani partimizin genç kişilere ve kadınlara ne kadar önem verdiğini hepiniz biliyorsunuz. Bu anlamda genel merkez bazı illerde kontenjan olarak bayanlara yer ayırdı. Bayanların siyasi hayatımızda çok önemli yeri olduğunu genel merkezde önemsiyor. Bu anlamda Uzun Köprü'den Dilber Çelik bayan arkadaşımız aday adayım. Sizlere kendisiyle ilgili konuşmalarını yapmak üzere söz veriyor. Teşekkür ederim. Değerli seçilmiş arkadaşlarımız ve bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin altında birleşmiş olan Cumhuriyet Halk Partili tüm üyelerimiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle yarın olması münasebetiyle tüm kadınlarımızın Dünya Emekçiler Günü'nü kutluyorum. Ve diyorum ki biz güçlüyüz. Biz dayanıklıyız. Ve kadına saygının, sevginin lafta değil, sözde değil, özde 365 gün olması dileğiyle diyorum. Evet, değerli misafirler. Çok fazla zamanınızı almayacağım bugün. Bir hayli yoruldunuz. 13 yıllık AKP iktidarında maalesef bizlere çok büyük sözler verildi. İşsizlik, yoksulluk sona erecekti. Partizanlık, rüşvet, kayırmacılık sona erecekti. Fabrikalar yükselecekti. Çiftçinin, işçinin, memurun, emeklinin yüzü gülecekti. Ama bu hayal perdesinde şöyle bir araladığımız zaman bunların ne kadarı gerçekleşmiş, ne kadarı lafta kalmış hepimiz bunu acı bir şekilde yaşadık, yaşıyoruz. Ben 17 yıllık eğitimciyim. 1975 yılında Meriç'in Yenicegörece köyünde doğdum. Bileğimin hakkıyla didinerek, çalışarak, alın terimle bir makam sahibi oldum. Fakat bu makamdan, koltuğumdan vazgeçtim. Neden vazgeçtim? Çünkü benim Edirne'm, ben burada doğdum, büyüdüm. Edirne'm ovalarıyla, meralarıyla verimli topraklara sahipti. Yetiştirdiği ürünler bütün Türkiye'ye, hatta dünyaya yetiyordu. Ama şimdi zehir akıtan bir Ergene Nehri, maalesef ovaları kum altında bırakan bir Meriç Nehri ve en acısı da toprağını satan ve kime sattığı da belli olunmayan bir çiftçi. Köylüm maalesef toprağını satıyor. Ben endişeleniyorum. Bu topraklar nereye satılıyor? Ve şu anda Güneydoğu projesinde daha önceden ayak sesleri vardı ve amaçlarına ulaşma noktasına geldiler. Ve Trakya'mın da aynı şekilde olmasını istemiyorum ben. Ben bunu önemsiyorum çünkü araştırdığım haritalarda, bazı haritalarda sadece Edirne haritası, bazı haritalarda ise sadece Trakya yarımadası Avrupa Birliği'ne alınmış durumda. Peki bizim kara gözümüze, kara kaşımıza mı Avrupa Birliği sınırları içerisine alınmış bunlar? Ben öyle düşünmüyorum. Ve hatta 1915'te bizim Kürt sorunumuz yoktu. Kürtlerle biz kardeşle yaşıyorduk. Onlar Taşnak ve Hınçak çetelerine karşı Osmanlı'nın karşısında değil yanında yer almışlardı. Biz vatanımıza ihanet etmeyiz dediler. Peki 1980'den sonra ne oldu? Bunu soruyorum. Ve 1915'te Ermenileri biz nereye gönderdik? Suriye bölgesine gönderdik. Ve şu anda bize nereden geliyorlar? Suriye'den geliyorlar. Benim çok büyük endişelerim var.
Bunu dile getirmek istiyorum. Bu mücadelemi meclise çıkmam halinde de, çıkmamam halinde de devam edeceğim. En büyük acıyı biz kadınlar çekeceğiz. Daha öncesinde olduğu gibi. İşsizlik, ekonomi bozuluyor, kadınlar çekiyor. Değil mi? En büyük acıları yine bizler çekiyoruz. Ben aday oldum çünkü bir eğitimci olarak eğitimin temeline, eğitim sisteminin temeline bir dinamit yerleştirildi. Layık, demokratik, çağdaş ve bilimsellikten uzak bir eğitim sistemine doğru gidiyoruz. Aday oldum çünkü çağdaş Türk kadınının 1926'da, 30'da, 34'te hatta 35'te basamak basamak sahip olduğu değerler kaybedilmeye çalışılıyor. Kaybedilmeye, unutulmaya, kaybettirilmeye çalışılıyor. Ve en önemli noktada bizi biz yapan, özgürlüğümüzü sağlayan Cumhuriyetimizin değerleri unutuluyor. Buna bir dur demenin vakti gelmedi mi? Ben bir Cumhuriyet kadını olarak, Mustafa Kemal'in öğretmeni olarak ve Edirneli'nin kızı olarak elimi değil yüreğimi bu taşın altına koydum. Bunun sonuçlarını benim size açıklamama gerek yok. Bundan sonra aday olmamam halinde bunun sonuçlarını ben göğüsleyerek buraya adım attım. Ben Cumhuriyet'in değerleri sayesinde, Mustafa Kemal'in sayesinde okudum. Ve şu anda milletvekili aday adayı olarak karşınızda çıkmamı sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ve benim ona bir minnet borcum var. Cumhuriyeti kuranlara gönül borcum var. Bunu ödemen noktasında hiçbir şüphem ve tereddütüm yok. Cumhuriyet Halk Partili olarak, Edirneli olarak, madem ki kızlarınıza değer veriyorsunuz, madem ki kadınlarımız bu toplumun diğer bir yarısı, o zaman tekrar diyorum ki sözde değil, özde kızınıza sahip çıkın. Hepinizin gönlünde mutlaka bir aday adayı var. İki arkadaşımın yanında ben de yer almak istiyorum arkadaşlar. Numaram 7 ve beni seçmeniz halinde, tercih etmeniz halinde kesinlikle ve kesinlikle bu verdiğiniz oylar boşa gitmeyecektir. Buna ben size şeref söz veriyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.